Merhaba sevgili PlaySpor izleyicileri, evde kal kuşağında artık bilmem kaçıncı gündeyiz bilmiyorum ama bugün son derece özel bir bağlantımız var. Ee, sevgili Okay'ın da benim de diğer bütün ekip arkadaşlarımız gibi burada olmamıza, sizlere e, bu hizmeti verebilmemize yıllardır e, sizlerin huzurlarınızda olmamıza sebep olan e, insanı, e, hocamızı, ustamızı konuk ediyoruz. E, siz zaten görür görmez tanıdınız. Tansu Polatkan bugün bizim konuğumuz. Tansu abi hoş geldin, sefa geldin, nasılsın? Teşekkür ederim. Sizi gördüm, çok iyi oldum, çok mutlu oldum. Hem seni hem Oka'yı gördüm. E, uzun zamandır böyle karşılıklı gelemiyorduk. E, çok iyi oldu, çok sevindim sizlerle böyle beraber olmaktan çok mutluyum. Biz de mutluyuz Tansu abi. Bugün bu işleri yapıyorsak valla e, sizin çok büyük emeğiniz vardır ee... O sizin sizin yeteneğinizden kaynaklanıyor sevgili Okay yani siz ve Melih ve sizin kuşaktaki arkadaşların yeteneklerinden kaynaklanıyor. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı oldum. Hemen sayalım Erdoğan, Yalçın, Kerem, Güven, Melih Şendil bir de ikimiz varız sonrasında da Gökhan. Evet. Yani Bence... bizim ekip. Bence Tansu bizi yetiştiren insan olarak tanı, tanımlamak Tansu haksızlık olur. Benim kanaatim bu. Tansu Polatkan 1990'lı yıllarda e, futbol anlatımlarında standart dili belirleyen insandır. Bizim üzerimizden o standart dili belirleyen insandır. E, futbolun doğru terimlerle kullanılmasıyla ilgili olarak bizi yetiştirdi. E, futbolda futbol anlatıcısının e, yorum sınırlarının, taraf geri sınırlarının ne olduğunu... Bize tatlı, sert diliyle, e, öğretici diliyle anlattı. Biz o doğrultuda misyoner gibi çalıştık. Bugün e, 2020 yılındayız. Aradan 24-28 sene geçmiş. E, baktığınız zaman bize 92'de öğrettiklerin hepsini herkes harfiyen uyuyorlar. Onun koyduğu kurallara uyuyorlar. Hiç kimse penaltı atışı demiyor. Penaltı vuruşu diyor mesela. Eskiden penaltı atışı derlerdi. Hiç kimse free kick demiyor. Serbest vuruş mu diyor. Hiç kimse degajman demiyor kaleci vuruşu diyor, hiç kimse avut atışı demiyor, kale vuruşu diyor. Bunlar daha önceki dönemlerde çok savruk ve e, herkesin kafasına göre bir şeyler söylediği dönemdi. Tanspolatkan Türkçe'nin, e, Türk, doğru Türkçe'nin mücadelesini vermiş, doğru terimlerin mücadelesini vermiş bir insan olarak bize bunu öğretti. Biz de onun öğretisinden çıkmadık ve e, bir anlamda e, şu anda Türkçe'de futbolun standart ve düzgün terimlerle anlatılması söz konusu ise bu Tansu Polatkan'ın eseridir. Her yerde söylüyor. Yani, Allah razı olsun. Tansu Polatkan ekolü diyorsun değil mi? Aynen öyle. Şimdi e, sevgili e, arkadaşlarım, <laughs> kardeşlerim e, dediğiniz doğru ama o sizin TRT'deki olduğunuz dönemdeki kuşakta kaldı. Şimdi e, maç anlatımlarını hepimiz izliyoruz. Eğer e, free kick, penaltı kick diyeceksiniz. Korner kick diyeceksiniz. Eğer o <laughs> free kick'se penaltı vuruşu ya da penaltı atışı dem denilmeyecek. Yani siz tabii siz söylemiyorsunuz da ben anlatanlar için söylüyorum. Eğer free kick diyorsanız maç anlatırken o zaman penaltı kick diyeceksiniz. Korner kick diyeceksiniz. Çünkü onların da e, tamlaması öyledir. Ya da köşe vuruşudur. E, penaltı vuruşudur. Ama e, eğer birine free kick diyorsanız öbürküne de penaltı kick, korner kick diyeceksiniz. Ben be ya bu görüşteyim. Evet. Tansu abi sizin öğretiniz sayesinde bizden dinleyenler bizim gibi e, toparladılar. Hatta ben isim de verebilirim. Mesela Ercan bile bizden ayrılmıştı TRT'den. E, özel sektörde Sinebeşte şovda anlatıyordu. O bile atışları, atışları falan kaçırıyordu. Ama biz öyle bir disiplini anlatıyorduk ki o da doğru yola geldi bir süre sonra. Hala %90 oran hala %90 oranında kimse atış, matış falan demiyor. Free kick, free kick demiyor. degajman megajman demiyor ara sıra bazı arkadaşlarımız kaçırıyorlar ama onları zaten biliyoruz kim olduklarını. Dolayısıyla siz aslında e, bu işin eee Sokratesisiniz. Yani Platon'un Sokratesi. Ya, sağ Socrates. olun. Çok yani öyle öyle gerçekten. De. Gerçekten öyle. Biraz, biraz abarttınız. <laughs> <laughs> hayır abartmadım. <laughs> ben abi, <laughs> hayır hayır, hayır Hiç kimse. Bizim hiç o hakkımız var. Tansu abi'yi abartabiliriz. Evet. Çünkü e, dediğimiz gibi, yayının başında da söylediğimiz gibi bizim ustamız olduğu için Tansu abi'nin bizdeki yeri çok çok farklıdır. Ben hatta başımdan geçen bir şeyi anlatayım. Ee, bir gün Sivas'la e, maç için gidiyorum. Yanıma birisi geldi bir beyefendi oturabilir miyim dedi. Tabii buyurun dedim. Ya dedi ben sizi çok beğeniyorum. Çok seviyorum. Çok e, saygı duyuyorum. Sağ olun, teşekkür ederim derken ben hani şahsıma bir şey söylüyor zannettim. Hayır. Benim şahsımda Tansu abinin bize öğrettiklerine e, iltifat ediyordu adam. Çünkü Profesör Doktor Recep Toparlıydı. E, Türk Dil hmm. Kurumu Iı, ikinci adamıydı. Başkan evet. danışmanıydı. Cumhuriyet Üniversitesi'nde de kürsü başkanıydı ıı, ve ıı, yani ıı, yöneticilik görevleri de vardı. Dille ilgili özellikle kendisi işte ıı, hani Farsça ve Arapçadan ıı, Türkçe'ye geçmiş ıı, bir sürü kelime olduğu için ıı, o dilleri de ıı, bilen hakim birisi. Dedi siz çok önemlisiniz dedi. Çünkü dedi sizin bir maç yayınında pena, ıı, yani korner ıı, dememeniz, köşe vuruşu demeniz dedi. Yani Kelimeleri Türkçe ve doğru şekilde kullanmanız dedi. Biz istediğimiz kadar uğraşalım, istediğimiz kadar e, kelimeleri Türkçeleştirmek için tavsiyelerde bulunalım dedi. Sizin bir dedi e, cümleniz dedi, e, bütün Türkiye'de bunun oturmasını sağlıyor dedi. O yüzden dedi ben dedi size çok teşekkür ediyorum dedim. Bize teşekkür etmeyin, Tansu Polatkana edin dedim çünkü biz onun, onun öğrencileriyiz. Onun sayesinde bu kadar dikkatliyiz ve. Onun bize kazandırdığı alışkanlıklarla biz böyleyiz dedim. E, hatta e, zaman zaman e, ben kendisine telefon numaramı da verdim. Hocam dedim bana ne zaman dedim yanlış bir şey kullandığım, e, Türkçe'de yanlış bir kelime ya da bir tamlama kullandığım zaman mesaj geçin dedim. Ben olmasam bile ben arkadaşlarımı uyarırım dedim. Ben maç anlatırken bazen hatta en çok cenke, cenkin vuruşu gol diye e, anlattığında. Cenk olmaz Melih Bey, o, o işte e, şöyledir, e, şöyle ünsüzdür, böyle olur, cenge olur diye düzeltiyordu. Ben de düzeltmeye çalışıyordum e, ama bütün bunların e, müsebbibi e, Tansu Polatkan e, bize bütün bunları... Hatırlar mısın Okay, salı günleri e, sınavdan dönen e, çocuk misali hepimiz dönerdik çil yavrusu gibi dağdığımız kentlerde... Gerginlikle otururduk Tansu abi bu öyle mi e, telaffuz edilir onu öyle söylemeyin şeklinde e, şeye girerdik e, sınav e, ne o abi. tahkik komisyonu gibi Tansu abi abi. Abi. Şimdi, <laughs> abi. abi bir gün çağırdı bir gün beni çağırdı yo, yo yürüyoruz böyle bekliyorum başıma bir şey geleceğini biliyorum da çağırdı beni o kay bir baksana dedi ben böyle ya, içimden okuyarak gidiyorum eyvah dedim ne olduk gittik şu kaseti koysana dedi elinde bir kaset vardı aldım koydum. <laughs> Sağdan, or sağdan indiriyor, rakibinden ısırılıyor, ortasını yapıyor. Kafa vuruşu avta kadar gidiyor top dedim. Çat vurdu, bunu tanıyor musun dedi. Evet dedim, Göztepe'li o o Ha, niye Adnan demedin dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedim abi, peki bu orta kendiliğinden mi geliyor? Yo dedim, o yapıyor. Niye onu söylemiyorsun? Peki abi falan. Bir kafa, bu kim? Bunu tanıyor musun? Tanıyorum abi, kim? İşte atıyorum, ee, ismini şimdi hatırlamıyorum. E, niye Hasan. adını söylemiyorsun? Hasan. Peki, bir de avuta kadar gidiyor. Out nerede dedi. Ağrı Dağı'nda mı Out? Yo. Avuta gidiyor. Avuta kadar gidiyor ne demek yani. Hacca kadar çıkıyor. Dikkat edeceksiniz hayatım bu işlere dedi. Ben savunma yapmak için ama abi falan derken tık bastı gitti. Yani bir daha yiyor sabahta iyi yapar. Hiç ben. Ne demek ben 50 defa söylüyorum beni dinlemiyorsun. O zaman görürsün gününü demek. Ben ondan sonra bir daha var ya bir tane hata yaptığımı hatırlamıyorum da Melih Şendil'i çok çağırmış Nuri, onu biliyorum. Bak <laughs> ya. <laughs> Şimdi e, önce önce şeyden başlayalım. Ona da selam olsun tabii. <laughs> tabii. Dil kurumundan başlayalım. Ben iki defa Türk Dil Kurumu'nun seminerlerine konuşmacı olarak çağrıldım. Ki bu herhalde e, şu ana kadar e, ilk çağrılan ve son çağrılan spor spikeriyimdir. Yani... Demek ki o zamanki başkan ve başkan yardımcısı az önce sen de Melihçim isminden bahsettiğin Recep Bey o zaman işin başındaydılar ve beni de davet etmişlerdi. Ben hem Ankara'da hem Kırıkkale'de hem de Dolma Bahçe Sarayı'nda iki Türk dilinin Türk Dil Kurumu'nun seminerlerine konuşmacı olarak katıldım. Bu benim için tabii çok büyük bir gurur meselesiydi. Yani birçok spiker varken, radyo spikeri varken, televizyonda konuşanlar varken bir spor spikeri olarak Türk Dil Kurumu'nun seminerine katılmak, konuşmacı olarak katılmak benim için bir gurur meselesiydi. Melih Şendil'e gelince Melih bir zannediyorum Kayseri'de bir maç anlatıyor. Konya mı? Bir gol anlatıyor sanki milli takım gol atmış. Öyle anlatıyor. Onu Dedim oğlum bu, yani bu takımın taraftarı da var, karşı takımın da taraftarı var yani bunun ölçüsünü tutturmak lazım. <laughs> Otur benim hatırladığım bilmiyorum. Başka bu, bir şey yaşadık o, mı? <laughs> Tansu abi biz Ankara'dayız. Ben de beni göndermemişsin maça o gün. Allah razı olsun. Ankara'dayım ama servisteyiz. Sen oturuyorsun. Nevzat <laughs> doğan Caddesi'nde tam e, rahmetli Osman İdikut'un masasının yanında. Radyo ortada dinliyorsun maçları. İşte bağlanıyoruz Melih Antep'te, Erdoğan İstanbul'da falan. Kon mikrofonlarımız Kanyo, e, Konya'da dedi Barbaros. Konya'ya gittik. Melih bir sürü anlattıktan sonra gol diye bir ses çıktı. Tabii ben hep sana bakıyorum ne yapıyor diye. Senin Çünkü yüzündeki işaretlerden bir mesaj çıkıyor. <laughs> sen birden, bilmiyorum görebiliyor musun? Birden sen şöyle yaptın. Yaktın böyle bir sıçradın. <laughs> sıçradın, kızardın falan. Böyle bir kalktın gittin. Dedim ki eyvah cenaze marşı. Melih gitti dedim. Şendil diyelim. Melih deme. karışma. Melih Şendil. Evet evet. İşte onu hatırlıyorsun sen. Orada da Orada da Melih herkese almış içeriye. Abi ben girebilir evet. miyim? Gel kardeşim. Sen tamam kardeşim evet. sen de gel. Sen de gel. İçerisi Konya'lılarla doluymuş. Ee, gol olunca da biz gol diye bağırınca tabii sen bize dedin ki bundan sonra o kulübe sizden ve tekli senden başka kimse girmeyecek kardeşim dedin. Onu hatırlıyorum evet. Şimdi buna benzer bir olayı ben e, bir kentte ya. yaşadım. E, Anlatım odasına girdim. İşte teknisyen arkadaşlarımız var. Bir de bir beyefendi oğluyla gelmiş. Siz dedim. Ben dedi, PTT müdürüyüm dedi. Yani şehrini söylemeyeceğim. Ma dedim, siz çıkacaksınız dışarı. Ben de her zaman burada izliyordum. Yok dedim. Yani siz çıkacaksınız sen. Bakın çocuğunuz da var. Belki biraz sonra sıkılacak, bağıracak. Bundan sonra ben de dedi bu yayınlarda dedi kolaylık sağlamam. O sizin probleminiz dedim. Çıktı dışarı. Yani çünkü o odada ne olacağı belli olmaz. Onun için dikkatli olmak lazımdı ve orası yani biz hiçbirimiz bir müdürün, bir şefin gidip masasında, makamında oturuyor muyuz? Oturmuyor. Çağırırlarsa gidiyoruz. E ben de benim orası benim makamım. Bizim makamımız ya iş yaptığımız yer ya, öyle bir başkasının girmesi doğru değil. Şimdi ben Akın Taşkent'i hatırlarsınız. Onunla ilgili bir anımı evet. anlatayım bu arada Aa, peki. Bu kulaklar açılmışken, içindesin. Kulaklar içindesin. Şimdi Ankara'da e, bir Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık Kupası maçı anlatıyorum televizyona. Biliyorsunuz biz 19 Mayıs tadındaki odalarda da ufacıktır böyle. Akın abi de geldi yanımda duruyor. Galatasaray maçı ama rakibini hatırlamıyorum. Fatih Terim de oynuyor o zaman. Maç başladı bir süre sonra Akın abi önüme bir kağıt koydu benim. Fatih ölmüş yazıyor kağıtta. Şimdi ben o sıcakta buz gibi oldum. Sahaya bakıyorum. Fatih oynuyor. Oyundan atıldı. Hastaneye kaldırdılar da mı öldü? Başka Fatih <laughs> kim var diye düşünüyorum. Fatih Orbay var spiker arkadaşımız. Yani Akın'ın onunla bir teması olmaz. Başka kim var? Afyon muhabirimiz vardı Fatih Gümüş. Acaba ondan mı bahsediyor? İlk 45 dakika ben hem maç anlatıyorum hem Fatih ölmüş. Kim ölen Fatih kim? Devre arasında abi dedim hangi Fatih ölmüş? Ya dedi Fatih Terim dedi çok kötü oynuyor dedi onu yazdım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Belki de Fatih'in onu da kulaklarını da son yılda falan herhalde. Onu dedi yazdın çok kötü oynuyor dedi. Yani böyle işte yanında biraz yeri olduğu zaman bir takım sıkıntılar, problemler yaşıyorsun. <laughs> Tansu abi biz ben e, arkadaşları gönderdim de ben seninle bir iki maç anlattıktan sonra tek başına maç anlatmaya gönderdim beni. Bir Ankara'da seninle Ankara gücü Trabzon maçı anlattık. Candan Dumanlı da o zaman Ankara gücü hocasıydı falan Trabzon'u yendiler. Bir gençler birliği maçı anlattık. Sonra sen beni Mersin'e gönderdin maça. Tabii e, dört günlük yol izni veriyorlardı onun için. Aslında sabahki de akşam gel oluyormuş ama cahillik. Ben dört günü de kullandım. Bütün ömrüm orada geçtiği gibi. Alt tarafı maçı anlatacaksın. Neyse orasında değilim. Ben gittim abi maça. Eee kapıdan giremedim bir kere. Bize henüz basın kartı vermemişlerdi. Vermemişlerdi. Abi ben maç spikeriyim diyor. Nereden bileyim kardeşim senin maç spikeri? Vallahi maç spikeriyim. TRT bak diyor. Bana git diyor. Giremezsin diyor. Ya maç anlatacağım diyorum. Kovarlar beni. Hayır giremezsin diyor. Sağdan gir, soldan gir. Yemin ediyorum bir saatte zor ikna ettim. Girdiğim için Ankara'yı arıyorum. Siz tamam diyorsunuz. Bir engel aşıyorum. Öbür engelde takılıyorum. O engelden aratıyorum Cihat abi tamam spikerdir diyor. Geçin bana ya kağıt gönderin diyor. Cihat abi bağırıyor. Ne kağıdı kardeşim diyor falan. Neyse ben zorla girdim şeye Mersin'e. Gaziantep Gençler Birliği erteleme maçı var. O e, Çukurova Radyosu'nun e, spikerleri, şimdi, teknisyenleri gelmişler. Evet. Sistemi kurmuşlar. Ben böyle Tevfik Sırrı Gürstad'ına lay, lay lay heyecanlıyım da tek başına anlatacağım. Bir de şey yani erteleme maçı he, uzun uzun anlatacağım. Geldim abi hop girdim içeriye. E, buyur birader dedi adam. Dedim ben spikerim. Yok ya dedi. Vallahi spikerim dedim. Ha şu yenilerden misin sen dedi. Ha evet dedim yenilerdenim. Tamam gel dedi. Ha yazıyordu yazıyordu tamam tamam dedi. Tamam ben geldim. Kerem misin sen dedi. Yok dedim o okay, ha tamam dedi. Otur, oturdum. Şimdi maça daha yarım saat var. Hazırlanıyorum. Şöyle diyor bana. Böyle çekirdek diyor biliyor mu diyor. Buraya diyor ilk diyor. abidin ayrı oldu geldi diyor. Buna bir vurdular diyor. Yapıştı duvara diyor. Çünkü diyor Mersin aleyhine konuştu adam diyor. Öyle mi falan diyorum ben. Buraya Ömür geldi diyor saçlarından yoldular diyor. Aydın Köker'i şuraya sıkıştırdılar diyor. Abi maçın başlaması 10 dakika kaldı. Ben dedim ki en sonunda. abi benim bütün abilerimi dövmüşler, pataklamışlar burada. Beri beni de muhtemelen sopalayacaklar dedim. İki jandarma çağır bari şuraya. <laughs> Hayatım boyunca unutamam o korkuyu. Yani adam sürekli olarak bir Yılmaz Erdoğan filmi karakteri gibi. Ha, bir yandan çekirdek ha, diyor. Evet. Abidini dövdüler diyor. Öztürk'ü yerde sürüklediler diyor. En sonunda şuna uyanamamışım ben. Ya zaten maç Gaziantep Gençler Birliği maçı. Ne Gaziantep'ten gelmişler hmm. ne Ankara'dan gelmişler. <laughs> Mersin maçı da değil. Hiç unutmam o hikayeyi. Şimdi ee, orada... orada, orada Abidin abiyi diğerlerine de sevgiyle saygıyla anıyorum. Orada aslında bir tek Abidin bir problem yaşadı. Bir Fenerbahçe-Mersin maçında Fenerbahçe'nin bir golünü anlatmış. İşte niye böyle anlatıyorsun diye birisi üstüne yürümüş bir maçtan sonra. Yani o yoksa onun anlattığı gibi. Abartıyor tabii ki. Abartıyor. Korkutuyor abartıyor. Evet. beni. Daha sonra kanka olduk adamla ama yani. tabii Biliyorsun hocam biri, bire bin katıyorlar yani bu işlerde. Tabii tabii. Öyle, öyle <laughs> bir de Tansu o... abi madem o konu bir gün Yılmaz Vural'la İlker Yasin Sine maç anlatıyorlar. Ta, Yılmaz abi hem Bursa Spor'da hem yorum yapıyor. Biliyorsun o dönem öyleydi. Erman abi de hem <laughs> Bizde çalışıyordu maç yönetiyordu ya bir gün İnönü Stadı'nda not alıyorum o bitirmiş Sinebeş'in yayınını. Bizim ofis çok güzeldi orada anlatım yaptığımız ofis İnönü Stadı'nda şahaneydi eskiden biliyorsun. Yılmaz abi yanıma geldi. "Ne haber? Nasılsın? iyi misin?" falan. "3 dakika sonra maça gireceğim abi." dedim. E, tamam." dedi. "Ben burada dururum abi." "Tamam abi kızıyor." dedim. Bastı Niye lan?" dedim. Dedim ki Bamsı abi buraya kimseyi almamızı istemiyor. Burası sizin ofisiniz diyor. O yüzden Yılmaz abi. <gülüyor> <gülüyor> Güldü. Ama dedim abi sen kalabilirsin. Yılmaz Vural da. Yani Yılmaz Vural'ın esprili şeyinde o zaman e, o gün orada görmek şansım olmuştu. E tabii Yılmaz Vural deyince Yılmaz Vural mesela birçok teknik direktöre göre çok farklı bir insandı. Biz mesela tek e, radyoyken, tek yayın kuruluşuyken soyunma odalarına gidebiliyorduk. Yılmaz Vural takımının nasıl oynayacağını anlatırdı. Ama bir başka teknik direktör geç, öbür takımın, rakip takımın kadrosunu getir derdi. Lan zaten kadrolar <laughs> belli. Yani bir tane iki tane fark eder yani. Değil <gülüyor> mi? Evet. <laughs> yani bu. Zaten şimdiye yani... kadar önlemini alamadıysan bu saatten sonra... <laughs> zaten öbür takımın kadrosunu getir. Orada ya bir kişi... Ben zaten o kadroyu yazmışımdır elimde. Ya bir kişi değişecektir ya iki kişi değişecektir. Öbür takımın, karşı takımın kadrosunu getir önce. Biz ajan değiliz, muhbir değiliz yani. Sonuç olarak maç anlatacağız. abi Öyle Birkaç teknik direktör, birkaç arkadaşımız da bunu yaptılar biliyorum ben. Tansu abi biz Güntekin Onay'la girdik e, Gaziantep maçında soyunma odasına. Güntekin o zaman Kanal 6'da anlatıyor. Ben de radyodan anlatıyorum. Yılmaz abi bir şey çizdi. Tahtaya taktik çizgi, dizilişi yazdı. Hangi dakikada kime oyunu alacağını yazdı. Rakip takımın nasıl oynayacağını yazdı. Verdi elimize. Hani rüya aleminde gittim ve ben tabii, tabii. bir maç anlattım. Efsaneydi yani. Biliyormuşum şimdi. Bir de kulakları için nasıl efsane Şenol Güneş'ten <laughs> kadro almak öyle her baba yiğidin harcı değildi. Vermezdi asla. Asla vermezdi. Vermez. Surat evet. asla. Dedim ki ama kadro belli zaten. Her takımın kadrosu bir, en fazla bir kişi iki kişi değişir. Ya sakattır <laughs> ya cezalıdır. Onun dışında kesin dokuz kişisi aynıdır yani. i̇şte biz o muhtemel kadroyu yazdığımız zaman acaba Doğru mu yazdık yanlış mı yazdık ona mı bakacaktık yani öyle bir matrak olaylar olur her zaman. Tansu abi biz aslında e, seni stüdyomuza konuk etmek istedik. Play PlaySpor'un çok güzel stüdyoları var. E, bu hadiseler yaşanmasaydı stüdyoda böyle şahane bir e, gün geçiririz diye düşünmüştük ama bu olaylar bitince yine seni davet edeceğiz. İnşallah biz. tabii memnuniyetle memnuniyetle. Birlikte olacağız. Çok şey tabii. anlatacağız ama. Biz sana biraz şu Dünya Kupaları'nı da soralım istedik. Yani bu konularla ilgili bir konuşmaya başlasak. Sen spiker, <laughs> elin spiker, ben spiker. Sabaha kadar konuşuruz. Bizi kimse dinlemez valla. <laughs> 82 Dünya Kupası'nı verdi TRT. Dün akşam hepsini izledim. Çocukluğuma evet. gittim ve eskiden ne kadar mutlu olduğumu gördüm. Sen de 82'ye gittin. 74 evet. 74'te bir yıllık TRT spikeriyken final maçı anlattın Halit Kıvanç'la. Evet. 78'te Arjantin'e gittin. 82'de oradaydın, 86'da Meksika'ya, 90'da İtalya'ya, 94'te Amerika'ya gittin. Yani i̇nanılmaz bir dönemde spikerlik yaptın. Bize biraz anlatsana o o dönem <laughs> <bir> anlatsana. <laughs> Yani şimdi o dönem bir kere özellikle 1974 Dünya Kupası hem TRT için hem de Türkiye'de için çok önemli bir olaydı. Şöyle ki. Daha önce dünya kupalarını biz sinemalarda Halit abinin seslendirdiği Halit Kıvanç hocamızın öyle söyleyeyim başlangıçta Halit hocamızın e, seslendirdiği filmlerle izleyebilmiştik. Pele'yi orada görmüştük. Didi'yi orada görmüştük. Gerson'u orada görmüştük. Birçok ünlü futbolcu sinemalarda isimlerini duyduğumuz ama sinemalarda o dünya kupası filmlerinde görmüştük. 1974 dünya kupası TRT'nin ilk dünya kupası naklen yayınıydı ve de. TRT 1972'de İzmir'deki Akdeniz oyunlarında bir naklen yayın tecrübesi edinmişti. Ki biz de o dönem sınavı kazanmıştık ama araya Akdeniz oyunları girdiği için biraz sınavların cevaplandırılması gecikmişti. Onu da araya sıkıştırayım. 1974 Dünya Kupası bir Almanya'da müthiş bir organizasyonla gerçekleşti. Hiçbir şeyin aksamadığı, her şeyin mükemmel olduğu bir organizasyondu. O dönem biliyorsunuz 70'li yıllar, 70-75-76 arasındaki o yıllar Hollanda futbolunun patladığı, Federal Almanya'nın o zamanki Federal Almanya olarak bahsettiğimiz Almanya'nın futbolunun çok üst düzeyde olduğu bir dönemdi. Ve o iki takımın finali bitiş bir karşılaşmaya sahne oldu. Ama 1974 Dünya Kupası'nı Federal Almanya kazandı ama orada kazanan Cruyff'tü. Yani Cruyff e, kupanın yıldızı olarak akıllarda kaldı. E, bilmiyorum siz katılır mısınız? Ben e, Cruyff'ü bana sordukları zaman birçok futbolcudaki tek tek bulunan yeteneklerin hepsi Cruyff'te vardı. Öylesine farklı bir futbolcuydu diye tarif ederim onu. Ve 1974 Dünya Kupası e, az önce senin de altını çizdiğin gibi sevgili Okay. E, bizim meslek hayatımızda da birinci yılı doldurmadan gittiğimiz bir Dünya Kupası'ydı Ümit Aktan için. Abid'in ay doğduğu için e, ikimiz de, üçümüz de yeni başlamıştık. Yani 1973 Eylül'ünde biz TRT'de, TRT'nin ilk e, TRT'ye bağlı spor spikerleri olarak başlamıştık ki bir yılı doldurmadan da bize Dünya Kupası'nda görev verildi ki bu herhalde e, sene içindeki lig maçlarındaki performansımızla ilgiliydi ki bizi de o listeye dahil ettiler. Çünkü o zaman rahmetlandığımız Güneş Tecelli, Güngör Sayalı, Arman Talay gibi isimler, abilerimiz, büyüklerimiz vardı ama biz de o listede görev aldık. 1974 Dünya Kupası'nda tabii sadece Naklen yayınların dışında yine rahmetli anıyorum Mustafa Gencin yönetiminde çeşitli programlar çekildi. O programlar kasetler o zaman elektronik görüntü geçilmediği için pilotlara hosteslere verilen kasetler İstanbul'a geldi. İstanbul'dan elden alındı. Arkadaşlarımız Yeşilköy muhabirleri büyük fedakarlıklarla o bantları aldılar. Bir başka uçağa, bir başka pilota teslim ettiler. Onlar Ankara'ya geldi. Böylesine bir tempo içinde geçen bir Dünya Kupasıydı. E futbol kalitesinin de tabii özellikle final, yarı final ve çeyrek ve yarı finallerde büyük bir e, futbol şöleni söz konusuydu ve nihayet işte o kulüp takımlarındaki başarılarının milli takımlara yansımasını da 1974 Dünya Kupası'nda Almanya ile Hollanda'nın final oynamasında gördük. Müthiş bir karşılaşmaydı. Almanya önce yenik duruma düştü. Sonra maçı 2-1 kazanmayı bildi. Bir Gert Müller gerçeği vardı. Ne zaman gol atacağı, nerede topla buluşacağı, ne zaman nereye sinsi sinsi yaklaşacağı anlaşılmayan bir futbolcuydu. Bir anda ayağını bir yerden uzatır, golü atardı. Nitekim Federal Almanya'da o kupayı kazanırken Hollanda karşısındaki galibiyeti o Müller'in. Böyle enteresan bir golüyle e, kazandı. Gerçekten büyük bir e, olaydı. Bizim için de büyük bir olaydı. Dediğim gibi birinci yılımızı doldurmadan e, Dünya Kupası'nda final anlattık. Halit abiyle ikimiz Dünya Kupası'nda televizyonda finali anlatırken e, Aydın Köker'le Ümit Ak'tan da radyoda finali anlattılar. Böylesine e, ilginç bir 1974 Dünya Kupası'ydı. Kanser abi, abi evde evde ışıkları yakabilecek birisi var mı yakınında? Işıkları yakacak birisi var. Şimdi ben buradan bir an görüntüden kaybolursam ışıkları yakarım diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey sen 74'te şey hangi takım tutuyordun Meli? Ee, ya sen bilirsin o hikayeyi. Ben Hollanda. 74'te Hollanda kaybedince finalde ağladım ağladım. 6 yaşındaydım. Ee, ama hayat futbol topunun etrafında döndüğü için o Okay, e, yani futbola dair ne varsa, gazeteler, dergiler, zaten televizyon yeni e, gelmiş, e, o finali... E, Siz konuşmaya devam edin, ben evet, ışıkları evet, yakmak konuşuruz. için e, gereken çabayı sarf ediyorum şu anda. <laughs> Çok güzel oldu. Evet Melih sen, nasıl 6 yaşını hatırlıyorsun abi sen ya? Ben hatırlamıyorum ee, abi. Şöyle bu ıı, tamamen ilgi meselesi be Okay. Ben de ilgileniyordum abi topla yatıyordum ben. Ama de. ama işte demek ki ıı, bilmiyorum ben çok net hatırlıyorum ee, ve ıı, Ankara'yı bilen. O bir sahip gibi, evde televizyon da vardı yani o dönem merkezin televizyonu da yoktu. Ülke alan ıı, pasajı vardır Ankara'da İzmir evet. caddesinde ee, anneme portakal renkli o zaman tabii böyle orijinal Adidas formalar şunlar bunlar nerede mümkün değildir. Ee, ben anneme forma aldırmıştım portakal renkli Hollanda milli takımını desteklediğim için sevdim O zamanlar bizim milli takımımızın dünya kupasına gitmişliği falan yoktu ki. Ve yine evet. de e, tamamen bir e, Cruyff e, fanatiydim. E, Neskens fanatiydim. Kroller e, vardı. E, yani e, Hollanda takımı zaten başın başına evet. efsane, muazzam evet. bir takımdı ama e, sanki Alman milli takımı öyle değil miydi? Yani e, her iki tarafta da muhteşem yıldızlar var ve Münih Olimpiyat Stadı'nın o, o enteresan görüntüsü hiç gözümün önünden gitmez. Ve e, ben bu stada mutlaka gideceğim, ben bu stadda top oynayacağım diye hayal ettiğim e, günlerde o günler. E, Tansu abiyle e, yani Halit abinin e, o güzel seslerinden e, şimdiki gibi hatırlıyorum bazı şeyleri. O ilk penaltıyı, Cruyff'un yaptırdığı penaltıyı, sonra gelen penaltı golünü... E, Eşleri gelmiş, e, ondan bahsediyordunuz. Evet. evet. O nedenle tribünde zaten e, detay görüntüsü olarak e, golden sonra e, eşler görüntüye gelmişti. Bak bütün bunlar hep aklımda kalmış. Bana daha yeni dünya kupalarından bir şey sorsan hatırlamam. Belki atıyorum 94 e, dünya kupasının finalini kim oynadı desen, ya, dur derim düşünürüm ama 74'te 78'de hiç düşünmem. E tabii 1974 Dünya Kupası dediğim gibi bizim e, Türkiye için ve TRT için çok önemliydi. O yüzden hepimizin hatırında daha çok kalan bir Dünya Kupası. Ama 78'den de şu, de... Yani sen... bende. Yani çok küçüktük de onun için. 78 evet. 78'de felaketti. Bir Peru maçı hatırlıyor musun? 6-0 biten maç. Ya, gibi. yani nasıl nasıl geldik oraya şey Arjantin. Onun için gıcıktım Arjantin'e. Bir de tabii <laughs> Hollanda'yla final oynayınca Kempes e en nefret ettiğim oyuncu oldu. <laughs> Abi sen Kempes'ten nasıl nefret edersin? Bizim kuşak Kempes'in <laughs> aşığıdır, hayranıdır ya, kendisi. Tabii de ben hani Hollanda'yı tutuyordum da Hollanda istiyordum şampiyon olsun. O yüzden nefret etmek. Yok. Cruyff yok. Cruyff evet. Kruif yoktu o turnuvada tabii ki. Siyasi nedenler de vardı. <laughs> Sadece bir hikaye vardır ya. Ben e, bunu az çok biliyorum. Yani bayağı bir grup kalabalık gidecekmişsiniz. Arjantin malum büyük ülke evet. ama ee, rahmetli Başbakan Bülent Ecevit bazıların e, <laughs> bazılarının ismini listeden silmiş. Memleketin o kadar parası yok demiş. Tasarruf tedbirleri doğrultusunda az gitmişsiniz ve bayağı da yorulmuşsunuz. Anlatır mısın biraz o hikayeyi? Şimdi e, başlangıçta TRT Spor Haberleri Müdürlüğü o zamanki adıyla öyleydi. 11 kişi olarak e, tespit edildi Arjantin kafilesi. Kim müdürdü o zaman Tansu abi? Arman abi. Arman, Arman abi yönetiyordu daha çok. Belki Kemal Deniz de sağdı ama daha çok Arman abinin kontrolündeydi bu. Ee, 11 kişi olarak tespit edilmişti. Daha sonra yönetim kurulu 11 kişi çok deyip 7 kişiye indirdi. Ardından bu yedi, e, isimler başbakanlığa gidince az önce e, Okay kardeşimin altını çizdiği gibi e, Sayın e, rahmetli Bülent Ecevit'in oluşturduğu bir kurul bunu 4 kişiye indirelim demiş ve o 4 kişi de Halit Kıvan, Çetin Çeki, Öztürk Pekin ve ben şeklinde tespit edildi ve biz Arjantine dört kişi gittik. Tabii Arjantinde mesafeler çok uzak, maçlar belki Arjantin çok büyük bir ülke. Çoğu zaman birbirimizi görmeden e, gelip e, otelde üstümüzü değiştiriyoruz. Bir başka maça yetişiyorduk. E, genellikle birbirimizden o zaman merkezde kalan e, Çetin çeki vasıtasıyla haberleşiyorduk. İşte Halit abi nasıl? Öztürk sağ salim döndü mü? İşte ben buradayım şeklinde öyle haberleşmelerimiz oluyordu ama mükemmel bir organizasyondu. Hiçbir şey aksamıyordu. Yani uçaklar saatinde kalkıyor, servis otobüsleri zamanında geliyor, statlarda bütün rahatlıkla her şeyi halledebiliyorsunuz. Basın merkezlerine girmişsiniz, kadrolarınızın kadroların elinize gelmesi bütün bunlar mükemmel bir organizasyondu. E bir de tabi dikta rejimi vardı biliyorsunuz Videla vardı orada diktatör. Onun belki de dönemin o siyasi baskısı insanlarda biraz daha yumuşak, biraz daha sevecen olmayı gerektiriyordu herhalde ki hiçbir olaya, hiçbir şeye şahit olmuyorduk. Herkes yardımcı olmaya çalışıyordu. Gerçekten güzel bir dünya kupasıydı. Organizasyonuyla, maçlarıyla, futbol kalitesiyle mükemmel bir organizasyondu. 78'de Arjantin'de olmak nasıl bir duygu? Yani ee, ...okyanusun öbür tarafındasınız. Arjantin gibi bir ülkedesiniz. Evet. Ee, böyle hani gencecik yaşta bir delikanlının hayal edemeyeceği bir iş. E Gayet tabii yani bir kere Roma aktarmalı gittik. Roma'da sanıyorum bir gece kaldık yanlış hatırlamıyorsam. Oradan e, Buenos Aires'e uçtuk. Arjantin tabii çok farklı bir ülkede. Yani insanların çok rahat olduğu... Belki dediğim gibi az önce de söylediğim gibi... ...o baskının, siyasi baskının getirdiği rahatlık mı diyeyim yahut korku mu diyeyim... ...böyle mümkün olduğu kadar sakin, yardımsever, hoşgörülü falan bir ortam gördük orada. Ama e, Arjantin'i tam anlatabilir misin dersen zor biraz çünkü koşuşturmaktan vakit bulamadık. Yani <laughs> yiyecek meselesine gelince işte onların meşhur etleri biliyorsunuz... ...böyle bir kül tablası kalınlığında falan gelen etleri vardır ki onlar Amerika'ya, Kuzey ülkelerine filan ihraç edilen etlerdi. Onun dışında pizza yiyorduk, çorba tercih ediyorduk. Yani bildiğimiz yemekleri tercih ediyorduk. Onun dışında günlük hayatımız böyle geçiyordu. Eğlencesi evet. olan bir şehirdi. Yani Buenos Aires'teydik ço çoğunlukla. Gece hayatı hareketli olan bir şehirdi. Yani insanların güvenlik açısından bir sorunları olmadığı için sabahlara kadar gezmeyi, eğlenmeyi biliyorlardı ama bu arada e, kaybolan insanlar da varmış. Yani evinden Bin, alıp götürülen binlerce işte, insan tabii. Binlerce insan bir de işin öyle bir şekli vardı ama biz tabii bunun dış bu olayların dışındaydık ve bizim gibi e, diğer televizyoncular da bu sıkıntıdan, bu rahatlıktan yararlandılar. Bir kere çok sonra, şey efendim, dinliyorum. E, şey e, yani 78 Türkiye'si ile ya, ya 78 Ankara'sı İstanbul'u ile 78 Buenos Aires'i gelişmişlik açısından kıyasladığında bizden daha mı öndeydiler? E, daha rahattılar, daha dediğim gibi güvenli yaşıyorlardı. Yani şimdi bizde gece yarısı saat 2'de bir kadını sokakta göremezsiniz ama orada o kadını sokakta elinde sigarasıyla görmek mümkündü. Yani o belki yanlış anlaşılmasın kötü anlamda bir kadın olmasa bile bir eğlence yerinden çıkıp evine gidecek rahatlığı hissediyordu biliyordu ama dediğim gibi o siyasi baskının getirdiği bir e, güvenden kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Final maçını kim anlattı? Tamam abi. Final maçını yine Halit abi ikimiz anlattık. Hatta 78'de, de de. Ha. 78'de Halit abi ile ikimiz anlattık. Hollanda'nın beraberlik golünü de ben anlatmıştım. Şimdi 78'de şöyle bir e, anımız var. Ondan da bahsedeyim. Sonra hı hı. da final final maçına da geçebiliriz. Hı hı. Şimdi e, Avrupalı televizyoncular var. Amerikalı, ya işte öbür kıtanın televizyoncuları var. E, İngiliz futbolunun çok önemli isimleri Billy Wright, e, Jack Jackie Charlton Babı Charlton kardeşler, Kit e, Facetti İtalyanların ünlü savunma oyuncusu. E, Fransızların e, Fransızların kopası var, De City Fenosu var. Bunların hepsi orada. Halit abiye dedim ki ya bu Avrupalı Amerikalı televizyoncular bir maç oynasalar iyi olmaz mı deyince Halit abi hemen Billy Wright'a gitti. Onu buldu. Dedi ki ya böyle dedi eski futbolcularınız var. Amerikalılar var. Bir maç oynanmaz mı? bunu çok benimsedi. Ve hemen bir takım oluşturuldu. Bir Avrupa takımı oluşturuldu. Bir Amerika takımı oluşturuldu. ya Amerika kıtaları <laughs> kıtalar <takımı oluşturdu. gülüyor> Kıtalar arası. <laughs> Ondan sonra Karbahal var eski kaleci. Evet. Meksika'nın mı ne? O da yaşlanmış. O oynayamaz deyince Halit abi demiş ki ya bizde bir kaleci var bizim ekipte. <laughs> oynayabilir ve ben kaleye geçtim benim önümde Bobby Charlton Jackie Charlton oynuyor. Bobby Charlton orta sahada, Copa sağ, Di Stefano, Böyle <gülüyor> bir takım. Ondan sonra Facetto <laughs> oynuyor. Karşı takımda da Simori var. Bilmem Arjantin. siz belki Arjantinli ama İtalya'dan tanınan, İtalya'dan, düşük, evet. düşük çoraplarıyla tanınan evet, İtalya'da evet. uzun yıllar oynayan. Tabii. O da Sivori karşı takımda en bilinen isim o. Böyle bir e, bizdeki çocuk esirgeme kurumuna benzer bir kurumun e, yararına oynanan bir futbol maçı. Ve işte karşılıklı oynadık. 5-5 berabere biten bir maç. Beş gol yedim. Ben beş gol yedim. <laughs> 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 Ama karşı takımın kalecisi de beş gol yedi. <laughs> bir gösteri maçı olduğu için böyle ikili mücadelelerde tabii ikili mücadelelerde falan çok rahat çalamıyor diyecek ki Charlton faç etti falan böyle <laughs> boğuşmuyorlardı yani. Ligde oynar gibi oynamıyorlardı. Böyle enteresan bir e, maç oynadık orada. Güzel bir anımdı. Halit abi de teknik direktördü işte. Kadroyu yaptı. Ay, e, ondan sonra e, malzemeleri istedi, ayakkabılar istedi falan. Böyle hoş bir futbol maçı oldu. Ben Halit abiye Buenos Aires'te nasıl geçti 78 Dünya Kupası dedim. Tabii Halit abi bu işi biraz e, secere ederek abartarak anlatmayı sever. Oğlum dedi, bir dakikan boş değildi dedi. Yemekler, <laughs> gezmeler, kızlar... Falan bir anlattı Arjantini. Yemin ediyorum o günden beri Arjantin hayaliyle yatıyorum, hayaliyle kalkıyorum. Öyle bir pazarladı ki bana Arjantini, gömleği atıyordum, gömleği giyip hop uçağa biniyorum, gözlüğü takıyorum hop gidiyorum işte oraya, oradan atlıyorum falan. Kızlar bu arada çevremde falan böyle anlatmıştı. Evet yani. Allah <laughs> Allah. Halit abinin <laughs> e, anlatımları farklıdır tabi. 74'ü beraber anlattınız. 78'i beraber anlattınız. Evet. 82'de de Dünya Kupası'nda da yine oradasınız evet. Ve sen 82'de 82'nin en iyi Dünya Kupası maçını anlattın tam abi. Almanya Fransa Hı, maçı. Fransa. Üç, evet. 3-3 biten, biten bir maç. Sevilla penaltılara Savaşı kaldı. yani. Evet. Evet. Penaltılara kalan bir karşılaşma. O penaltılarda da işte kalecilerin maharetleri ön plana çıktı. Penaltı vuruşlarını yapanların beceriksizliği ortaya çıktı. Avuta gidenler, kalecinin eline atılan toplar ve Almanya o penaltı vuruşları sonunda Fransa'yı eleyerek finalist oldu. İtalya'nın karşısına geldi. İtalya'da e, o güne kadar yahut da e, özellikle ilk tur karşılaşmalarında hiç insanlara ümit ışığı vermezken birdenbire ikinci turda müthiş bir futbol ortaya koydu. Paolo Rossi ön plana çıktı. Bu arada Maradona kendini göstermeye başlamıştı 1982 Dünya Kupası'nda ama Brezilya karşılaşmasında yanlış hatırlamıyorsam ona çok faul yapılıyordu tabii. O topla Tekbili çok oynadığı için, topla çok oynadığı için hep rakibi geçmek için uğraştığı için ona çok faul yapılıyordu. O da sinirlendi tahammül sınırını bir yere kadar taşıdı ondan sonra da rakibine tekme attı. Kırmızı kart gördü ama sonra 86 Dünya Kupasında gerçek Maradona'yı acısını e, çıkarttı. Acısını çıkarttı. Orada gördük. E, evet o Almanya Fransa e, yarı final maçıydı yanlış hatırlamıyorsam evet. ben anlattım. Benim için de çok keyifli e, bir maçtı o anlatım açısından. Bu arada tabii e ee, hali keşke ben o maçı anlatsaydım diye hani e, espri katmayı, abartmayı sever ya keşke o maçı evet. ben anlatsaydım diye nasıl renklendirirdi kim bilir. Keşke o anlatsaydı yani aradan yıllar <laughs> geçti abi. ama. Evet. Şey, tabii o, onu o da maçta, saygıyla hatırlıyoruz. Tabii. Maç Sevilla'da ya e, maç 3-3 bitiyor e, uzatmalar falan. Eee Shumair Batiston'u e, hastanelik ediyor ve kırmızı kart görmüyor. Şumay evet. kırmızı kart görmüyor. Yani aslında Fransa'nın şey ya. Evet, Fransa Yani Şumay'er e, batizonun üstüne denize atlar gibi yani topak filan gitmedi. Dosdoğru e, dizleriyle yani beliyle e, dilekler Kalecek. arasındaki bir şeye e, vücut bölümüne Resmen balıklama atladı ve de dediğin gibi kırmızı kart görmedi. Bu belki de Fransa'nın final kaderini ortadan kaldıran bir görüntü oldu. Sonuçta Almanya işte penaltı vuruşlarını kazanarak finalist oldu. Geldi İtalya'nın karşısına. İspanya'da mutlu muydunuz? İspanya'da da mutluyduk. İspanya'da da keyifli dakikalar geçirdik. Bir kere orada kimler vardı? Öztürk, Pekin. Liderdi işte İlker Yasin, yine Doğan Yıldız vardı ben vardım başka kim vardı Ümit Ümit Aktan var mıydı Ümit Aktan da vardı tabii ben Ümit bir, bir fotoğraf da gördüm Abidin evet. Alioğlu Öztürk Pekin Halit Kıvanç Mustafa Genç bir de e, bir birisi daha var Halil e, Kumanova e, diye bir arkadaşımız var yani herhalde kameraman da o da kameraman sen fotoğrafta değilsin ama evet şimdi e, bir de şey vardı Mehmet Duman zannediyorum ediyorum vardı Soyadını yanlış hatırlıyor olabilirim Örevizyon bağlantısı için gelmişti Hı -hı. hatta oradaki performansından sonra da Örevizyon'un merkezine e, istediler onu yurt dışına gitti ee, orada da öylesine bir ekiptik. Sonra e, Abidin, Ümit, İlker üçlüsü e, bir başka şehirdeki maçlara gittiler. Onlar biz e, Madrid'de kaldık. Madrid'den başka yerlere giderken oradaki maçların yoğunluğu zannediyorum Malaga olabilir. Malaga'ya gittiler zannediyorum. E, o tarafta o üçlü oradaki maçları halletti yani İspanya'da çok keyifliydik. İspanya'da tabii enteresandı. Mesela akşam yemeğini gece 11'de falan yiyorlardı. Biz de alışkanlık işte akşam 6.30-7'dir. Ya tava Hı. kararır 8'de yeriz ama orada Açık 11'de yenir. Evet onlar akşam yemeğini 11-12'de yiyorlar. E sabah çay isteyince bu saatte çay mı içilir deniliyordu. <laughs> i̇şte yani böyle enteresan <laughs> şeyler oluyordu. 82 Dünya Kupası bence futbol kalitesi açısından benim izlediğim en iyi dünya kupalarından biriydi diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler de izlediniz sizin görüşünüz ben, nedir? Benim hatırladığım, baştan sona izlediğim, idrak edebildiğim ilk kupa zaten 82. 14 yaşındayım. Yani hayatımın ben 82 Dünya Kupası için yaratılmışım diye düşünüyorum. Dün maçı TRT verdi. Yani zaman zaman gözümden yaşlar aktı. Zaman zaman heyecanlandım. Zaman zaman spikerlerin tavırlarına baktım ben olsam ne yapardım diye. Ee, çok sade anlatımlar gördüm. Biz mesela sizin kadar öyle sade anlatamazdık. İlla ki bir şeyleri e, sokuştururduk araya bir takım şeyler verirdik ama böyle <laughs> rahat çok fazla şeye girmeyen detaya girmeyen ara sıra sadece şey yorum yapıyor Halit abi yorum yapıyor ee, onu bir hatırlıyorum bir ara şey geldi Rumeni'ye bir faul yaptı İtalyan Şireya'ya bir faul yaptı aa dedi e, Klins, e, Klinsman nereden çıktı Rumeni'ye gibi beyefendi Rumeni'ye gibi bir beyefendi bile faul yapıyorsa gerisini siz düşünün dedi filan çok ince bıraktı orada mesela <laughs> ama onun dışında işte pek Yorum yapmadılar ama 82 Dünya Kupası çok iyiydi gerçekten özellikle Brezilya maçı Brezilya İtalya maçı unutulmaz senin anlattığın Almanya-Fransa maçı unutulmaz evet. final maçı unutulmaz Polonya unutulmaz yani hiç asla unutamayız o bence ondan başka Dünya Kupası yok zaten evet, 82 şimdi Dünya Kupası belki Almanya kazandı ama benim açımdan 82 İtalya Bası, İtalya kazandı. İtalya kazandı ama e, Cabrini mesela benim favori oyuncumdu. E, finalde gol atmasına çok e, sevinmiştim. E, ama bence o turnuvanın takımlarından e, ikisi, e, birisi senin söylediğin gibi e, Tansu abi e, Almanya'ya e, yarı finalde elenen e, Fransa, diğeri de Fransa tabii Brezilya takımı Sokratesli evet. Ondan sonra tabi, tabi. Eder, Arjengo, tabi. yani tabii. O, evet. o Brezilya takımı tıpkı 1970 yılının Brezilya takımı gibi yani e, son derece e, önemli e, özellikleri olan oyuncuların bir arada bulunduğu bir Brezilya takımı İtalya'ya zaten 3-2 e, mağlup olarak e, turnuvanın dışında kalmaları e, hani büyük sürprizdi. Ondan evet. sonra o İtalya işte bazı şeyler e, olacağı varsa oluyor finale kadar gitti ve finalde de Almanya'yı mağlup etti ama e, hakikaten de ben Brezilya'yı 1982 yılının o takımını e, hala e, özlemle e, arıyorum da anıyorum da ne yalan söyleyeyim. Şimdi Brezilya'da tabii şöyle bir mantık vardı her zaman. Biz e, iki tane de yesek üç atarız, üç tane yesek dört atarız. O İtalya maçı da öyle oldu. Yani. İtalyanlar gol atıyordu, onlar gol atıyordu. İtalyanlar gol atıyordu ama bir yere geldi. Artık tıkandılar, atamadılar. Yani 3-2 kaybettiler. Abi Şimdi... penaltılarını vermediler onların da. Hatırlayın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Okay'cığım biraz önce hani e, anlatımdan söz ettim de evet. bizim o dönemde anlatım şeklimiz yani yönetimin istediği tarz oydu. Yani e, az evet, konuşup e, gördüğünü değil de e, Yahut da e, göze değil de kulağa hitap edecek şekilde anlatacaksınız derlerdi. Biz yıllarca e, öyle anlattık ve e, bir yanlış bir şey söylediğimiz zaman da hani siz diyorsunuz ya salı günü toparlardın bizi konuşurdun o zaman da ya Arman Talay telefon ederdi bize çağırır toparlar başımıza sen bunu böyle söyledin o öyle söylenmez İşte işte yahut da daire başkanı telefon ederdi o işte şuna söyleyin öyle laf edilmez filan diye öyle bir takım zorluklar vardı yani bugün bakıyorum anlatanlar istedikleri gibi konuşuyorlar anlatıyorlar e, yani kimse de niye bunu böyle söylüyorsun demiyor Türkçe yanlışlığı var kural yanlışlığı var e, yanlış kelimeler cümleler var mesela top e, farklı şekilde avuta çıkıyor ben soruyorum ne şekil alıyor diyorum e, diyor, kalenin uzağından çıktı ya top farklı şekilde çıktı dediysen top demek ki ya kare oldu ya küp oldu ya oval oldu değil mi? Silindir yani, olup öyle çıktı. Ha, top aynı şekilde çıkar avuta. Ama diyor ki kalenin uzağından çıktı da öyle diyor söylüyoruz diyorlar mesela. E, top Tabii farklı şekilde. Gene karışılıyor ya da gene bir şeyler isteniyor ama e, devirle birlikte istekler değişiyor. Yani o e, bu istekte bulunma erki kimdeyse yönetim mi denir buna patron Tabii. denir e, bizden e, sizin o dönemlerinizden sonra Mahmut Paşa usulü anlatmamızı istiyorlar. Maalesef yani öyle. biraz daha koş koş gel gel yap ki izleyicinin daha fazla ilgisini çeksin. O mekanda bulunmayan birisi bile ya ne oluyor deyip o odaya gelsin de maçı izlesin şeklinde bir tarz var. Yoksa biz de peçeteyle gelen o isteklere uymaya çalışıyoruz sizin gibi. <laughs> biz de yani nasıl istiyorlarsa öyle <laughs> anlatmaya çalışıyoruz. Yani gayet bu yönetimlerin şeyine bağlı ama e, az önce de e, Türkçeden söz ettik. E, mesela kalkan bayrak. Bayrak kendi kendine kalkmıyor ki o bayrağı kaldıran bir yardımcı hakem var. Çalan düdük. Yani nasıl çalıyor düdük? Kendi kendine çalmıyor ki onu çalan bir hakem var. Yani bir kere Türkçeleri çok yanlış kullanıyor. Mesela top oyun alanını terk ediyor. Ya kızıyor demek ki. Beni, beni çok tekmelediniz. Ben sahayı terk ediyorum diye gidiyor. Ya Böyle bir şey var mı yani? Güzel insanların, hmm. anlatanların biraz da söyledikleri kelimelere, cümlelere dikkat etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Hans yani... şeydeki, orandaki o zaman daha taşınmamıştı teritoriya, bina yepyeniydi. Orada eğitim dairesinde dersleri verdiniz siz bize işte ilk böyle Türkçe okumalar falan geçti. Artık maç anlatımlarına falan başlıyoruz. 25 kişi oturduk. Siz de geldiniz oturdunuz. Açtınız bir maç. Hepimiz sırayla anlatıyoruz maçları. Ben o sizin o yüz e, ifadenizi, vücut dilinizi, gerginliğinizi falan hiç unutamam hayatım boyunca. Çünkü biz radyoda e, Allah rahmet eylesin Necati abinin, Allah selamet versin Orhan abinin, e, yine Allah rahmet eylesin Aydın abinin söylediği Akın abinin söylediklerini o kadar çok benimsemişiz ki sürekli sizin az önce bahsettiğiniz hataları yapıyoruz. Kalecinin degajmanı top Orhan'a geliyor. Orhan ileri doğru deplasman yaptı dedikçe siz böyle irkiliyorsunuz. İrki... Ben bir ara dedim ki yok abi ben bu işi yapamayacağım deyip gidecek zannettim. Çünkü <laughs> hepimizin her cümlesi şey yabancı kelimeler ve ezberlenmiş kalıplar. Valla helal olsun abi. Onların hepsini bizim zihnimizden dilimizden attınız ve bir heykel heykeltıraş gibi... E, heykeller çıkardınız ortaya. Bunu iltifat olsun diye söylemiyorum. <laughs> sağ ol, sağ e, ol. Bunlar gerçektir yani gerçekten. E, bir spor spiker için dünya kupası anlatmak, dünya kupasında olmak e, neyi ifade eder sizce? Ya bir futbolcunun e, milli takıma seçilmesi gibi bir şey bu sevgili Okay. Yani e, bir spor spikerinin e, zirve yapacağı yer. Yani lig maçlarını kendi ülkesindeki lig maçlarını kupa maçlarını anlatmasının dışında bir dünya kupası bir futbolcunun dünya kupasında milli takımda oynaması gibi bir şey. Yani biz de bir bakıma TRT'nin milli spikerleri olduk dünya kupalarına giderken bu çok büyük olaydı. Belki daha önce de konuşmuştuk yani meslek hayatımızın birinci yılı da olmamıştı ki bize TRT mikrofon verdi görüntülü çıkardı ki o dönem özellikle TRT'de mikrofona çıkmak, televizyonda görünmek o kadar zor bir şeydi ki seçicilikti. Şöyle mesela biz Abidinle göreve başladık rahmetliyle Ankara'da. Biliyorsunuz 19 bültenin arkasında 5 dakikalık bir spor haberi vardı. Biz radyoda maç anlatıyoruz. İşte o zaman muhabirlik de yapıyorduk. Gidiyoruz beden terbiyesi genel müdürlüğünden kapıları çalıyoruz işte haber verebileceğimiz bir şeyler var mı diye öylesine işin içindeyiz. Bize o 5 dakikalık haber bültenini okutmadılar. Ne zaman ki o zaman e, haber müdürü Doğan Kasaroğlu'ydu rahmetli andığımız. Ben dedi bant yapsın çocuklar dedi. Dinleyeceğim ondan sonra dedi. Bu 5 dakikalık spor haberini okuyacaklar ki dediğim gibi biz radyoda 90 dakika maç anlatıyoruz. Canlı maç anlatıyoruz. Biz abi dinleyicimiz ve banda e, Spor bülteni okuduk. okuduk işte herhangi bir 19'da okuduk. Doğan Kasaroğlu dinledi ondan sonra onun oluruyla biz 19 bülteni okumaya başladık ki bütün gün o 19 bültenini okumak için bekliyorduk yani. Ki başladığımız yıllarda bu kadar yoğun spor olayı yoktu. Yani bütün gün mesela evet. boş oturduğumuz oluyordu. Ya yani işte beden terbiyesine gidip dönüyoruz geliyoruz bir şey yapmıyorduk seslendirme bile çok az çıkıyordu ama 19 bültenini okumak için biz bütün gün onun heyecanıyla bekliyorduk. Yani o zaman dediğim gibi TRT'de e, mikrofona çıkmak, görüntüye çıkmak çok zor bir şeydi. Çok seçici olurdu insanlar, yöneticiler. Biz de değil mi Melih 19 bültenini bize ne zaman verecekler diye uzun süre ortalıkta dolaştık. Sizin gözünüzün içine bakmaktan. <laughs> yani evet, tabii. acaba gelecek, yazacaklar mı? Yazıyor ben hiç şey yapmıyorum 19 bülteni ilk yazıldığında bana Hani babamı rahmetli, amcamı, teyzemi, yengemi, Süheyla teyzeyi <laughs> aramadığım kimse kalmadı. <laughs> Şöyle. Ondan e, sonra televizyona çıktım, hak görmediler. Onu bildiğim, onu hatırlıyorlar ben aradığım için. <gülüyor> <gülüyor> ben e, şimdi güvenlik soruşturmaları vardı tabii bizim e, zamanımızda devlet memuriyetine e, başlayabilmeniz için. Ee, Sınavları kazanmış olsak da e, Oka'yla, Erdoğan'la, Yalçın'la yani birbirimizle aynı gün başlamadık biz. E, Öyle oldu evet. E, en erken başlayan Kerem'le bendim. Çünkü en çabuk e, güvenlik soruşturması bizim gelmiş. E, biz de Kerem'le ikimiz e, Kasım ayında başladık. Ve başladığımız gün Hollanda'da e, a milli fut e, basketbol takımımızın Hollanda-Türkiye-Avrupa e, 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 şampiyonası e, eleme grubu karşılaşması vardı. Ee, abine e, Hollanda'da e, o maçı anlatmak için Tanus abi bana sordu ya dedi sizin dedi hala şeyiniz gelmedi mi dedi güvenlik soruşturmalarınız gelmedi mi çocuklar dedi ne ne nedir bu hal dedi ondan sonra e, ben de geldi abi demiştim o zaman dedi sen tebellü ettin mi imzana attın mı attım abi dedim e, ne zaman attın bugün attım o zaman dedi sen dedi e, Hollanda Türkiye maçı'nın ofstibine iniyorsun dedi. Ben de Tansu abi bana şaka yapıyor zannettim. Yani burada <laughs> bir similata, imza attık. Canlı maça indirilir mi? Yani ses kesilirse bir şey olursa yani şey, tübe inmek zaten şey biz bilmeyenler için söylüyorum ben. Herhangi bir teknik aksaklık durumunda ses kesilmesi durumunda merkezden aşağıdan o maçı anlatmak sesini daha doğrusu o ekrana maçı ekrana bakarak, ekrana anladık, bakarak evet. anlatmak demek. Sonra maç başladı. Ben yukarıda odada oturuyorum. Tansu abi beni bir gördü. Sen ne yapıyorsun burada dedi. Abi dedim maçı seyredeceğiz. Onu dedi ben sana dedim ya dedi. İn aşağıya dedi. Ses kesilirse ne olacak? Of tip, mof tip bir sürü şey var dedi. Ben hani şaka yaptığınızı zannetmiştim dedim. Doğru aşağıya koştum. Örevizyonun yanındaki odaya. Abi ses de kesildi. Yarım saatten fazla ben anlattım maçı. Bitimine kadar. Yani tabii hatırlamıyorum şey dizlerimden aşağısını ama e, yani Dansu abi sorumluluk vermesi bakımından, e, hani kendilerine yapılmış e, bir takım şeylerin sıkıntısını çeken birisi olarak e, ama e, hak edene de hak ettiği şekilde davranarak bizi daha e, bir de o dönem... Sizin e, ilk yıllarınızdaki kadar e, hani e, seyrek spor e, yoktu Tanrı abi. Tabii tabii e, daha, doğuştu, daha yoğundu tabii. Eleman olarak ya daha doğrusu sayısal olarak da azdınız da yetişilemiyordu. O yüzden bizi e, daha biz tebellü etmeden yani e, imza atmadan göreve başlamadan da e, bize bizi orada e, hani staj gibi çalıştırdığınızı hatırlıyorum. Ve ilk e, gün bile e, bizi yayına e, böyle tabii, hani tabii. en iyi yüzme öğretmek, suya atmaktır ya yani. <laughs> yani, Yüzerse yüzer, yüzemezse kurtarırız diye. E, yani ben hatırladığım şeyler e, hep sizin e, bize sorumluluk vermeniz, bizi yüreklendirmeniz. E, e, ama yaptığımız hataları da e, yüzümüze söylemeniz şeklindeydi. Ya, bunlar tabii sizin de bu konudaki yeteneklerinizle ilgili. Biliyorsun sen... E, Kimin vasıtasıyla bana geldin hatırlıyor musun? Ben ben e, kim? kimsenin vasıtasıyla karşılık siz gördünüz de beni e, Zaferle birlikte gelmiştik. Rahmetli ha, Kenan e, abiyle e, tanışmak e, için Kenan abi pek fazla e, ilgi göstermemişti. Biz koridorda giderken sen, e, siz bana ya Melih e, Melih değil e, Zafer nasılsın de, de demiştiniz. Koridor, Zafer Zafer Aktoran mıydı? anmaydı. E, evet evet. Ülke, Zafer, ha, ha, tam, tabii tamam yani ben Atın de sanki o seni, he, tamam. Oradan ben de ne, ne yaptım sana okuttum değil mi? Evet. Bir Gel ]kaç bakalım sen buraya. Hep <laughs> <de>, siz <betim gülüyor> görüyorsunuz o, o gün. Evet. Yani dediğim gibi bu abi, sizlerin bana, Abi de... haksızlık ama ya. Ben hiç kimseyi görmedim haksızlık. <laughs> abi. Ama evet. mesela Melih Şendil'in de öyle bir şansı oldu. <laughs> Melih'i de yine neydi Adnan şey yani. neydi? Adnan Atilla zannediyorum. Adnan Atilla vardı. O getirmişti. Var, evet. Evet bir bak dedi. Ben de Melih'e de işte şunları oku bunlara bak dedim. Yani öyle bir orada iki Melih bana bir sinyal verdiler. Mesaj Kansu verdiler. Tansu yazılı sınavı ben İstanbul'da birincilikle kazandım. Ama sınava girdim baktım sorulara çok basit. Dedim ki bunlar alacaklarını almışlardır zaten TRT'ye. Bu formalite <laughs> sınavıdır dedim. Sorulara bakıyorum. Çünkü en zor soru Metin Oktay İtalya'nın hangi takımında oynamıştır? Palermo şıkkı var. Diyorum ki bak şu soruların basitliğine bak. 90. sorudan sonra 10 tane şey sorusu vardı. Süleyman Demirel enerji kurulu ile ilgili yaptığı basın toplantısında şundan bahsetmiştir. Burada hangi politikadan bahsedilmektedir gibi bayağı siyasi sorular vardı. Belli ki oradan eleyecekler. Ben İstanbul birincisi olarak kazanmışım sınavı. Geldim Ankara'ya ama Ankara'ya da geldim dedim ki ya yani beni niye alacaklar kardeşim? Yani hani bir sürü insan var. Herkese bakıyorum tiplere. Ha bu diyorum Doğan Yıldız'a benziyor. Bu Tansu Polatkan'a benziyor. Bu Kenan Onur'a benziyor. Bunları alırlar. Beni niye alsınlar? Kapının önüne geldim abi. Bir baktım sen aşağı indin. Elin cebinde şöyle bakıyorsun. O anda donduğumu hissettim. Az önce Met dedi ya Ayaklarımı hissetmiyor. Ben dondum böyle kaldım. Hani yıllarca televizyonda gördüğüm adam canlı olarak karşımda duruyor. Neyse bir saat sonra içeri girdim. Bir metin geldi elime. İşte herkesi alıyorlar gönderiyorlar. Alıyorlar gönderiyorlar. İnsanlar giriyor çıkıyor. Girmesiyle çıkması bir oluyor. Dedim ki ben de güzel tamam ben de iki dakikaya çıkarım zaten. Giderim güzel bir yemek yerim. Sonra atlar Antalya'daydı o zaman işimiz de vardı. Antalya'ya giderim dedim. Girdim içeri bir metin geldi elime. Ya benim ezbere bildiğim metin. Bakmama bile gerek yok metne. Çok acayip bir şey ama içeride bir bakıyorum sana. Sen bakıyorsun. Eee Savaşçı vardı o bakıyor. Birileri daha vardı hatırlamıyorum. Mehpare Hanım abla vardı. Mehpare Hanım vardı. vardı. Eğitim evet. Daire Başkanıydı. Orhan yani, abi vardı bir de. Orhan Ertan. abi vardır. Orhan Ertan Han. hiç unutmuyorum metni. Türkiye 1. Futbol Ligi'nde 13. hafta Beşiktaş Bakırköy ve Spor maçıyla başlayacak. Maç televizyonda TRT 1'den ve tele televizyon ve Radyo 1'den naklen yayınlanacak cümlesiydi. Ben bunu okurken Hüseyin abi vardı. Eğitim Dairesi'nde tık kağıdı çekti elimden. Kağıdı çekti elimden zorla bırakmıyorum hani beni göndermesin bir dakika iyi oluyor galiba diye başka bir kağıt verdi. Orada da Türk Milli Futbol Takımı yaptığı işte hazırlık maçında Lüksenburg Antalya'da 3-2 yendi. Maçın gollerini De Wolf kaydetti dedim. Aldım yine elimden çekiyorum ben onu vermesin diye ya biraz daha okuyayım güzelmiş diye. Şöyle lan oğlum seni içeriden çağırıyorlar dedi. <laughs> <laughs> ha o zaman tamam dedi. <laughs> İçeri girdim orada bir baktım abi. O zaman radyo spikerlerini de tanıyorsun. Şebneman'ın televizyona çıkmıyordu ama sesini duyar duymaz çatıldık. Tabii tabii. Ben, ben böyle kaldım abi. Yani aha dedim ya. Radyo spiker <laughs> olmama gerek yok. Bu yeter bana baba dedim. Hiç evet. unutmuyorum o sahneyi. Bana şey sordular Melih. Ee, olimpik sporları biliyor musun? Bilmiyorum dedim. Nasıl yani orada yazıyor olimpik sporları bilmek. İyi derecede İngilizce bilmek. Biliyor musun? Bilmiyorum dedim. Niye geldin dedi Şebnem Savaşçı. Tiyatroyu ve futbolu çok seviyorum dedi falan. Tansu abi güldü falan. Böyle bir gülüştüler mülüştüler falan. Tamam evladım falan dediler ama ben ama bak valla çok tiyatroyu da seviyorum futbolu da seviyorum ispat etmeye çalışıyorum. Yani Tansu abi bana 94 Dünya Kupası'nda abi Transpolatkanla aynı odadayız lan. Dallas'ta Dünya Kupası anlatacağız yan yana. <laughs> Olacak işte. diyorum ki. Dünyanın sonu mu geldi acaba? Dedi ki o sınavda dedi gelenler dedi artistik yaptılar dedi. İngilizceyi tabii çok iyi biliyorum. İki soru sorduk kaldılar. Olimpik sporları çok iyi biliyoruz. İki soru sorduk kaldılar. Hani biraz da dürüstlüğe de biz orada puan. Evet <laughs> <yani. gülüyor> tabii canım gayet tabii. Gayet yani tabii, hiç tabii. Baba, bilmiyorum dedim yani. Dolayısıyla onu hiç unutmam. Allah razı olsun sizden güzel. Beni ben şahsen beni TRT kurumuyla o zamanın TRT'siyle tanıştırdığınız için çok teşekkür ederim. Hayatında ne kazandıysam TRT'si, devlet sayesinde kazandım. Hepimiz için öyle. Hepimiz, evet. için öyle. Evet. Okay hepimiz için öyle. O kayıcım hepimiz için. Öyle oldu. Kansu abi seni stüdyoda en kısa zamanda ağırlamak isteriz. Tabii ee, memnuniyetle. Gittikten sonra e, sohbetine doyum olmaz. E, hmm. Melih de ben de seni gördüğümüz için çok mutlu olduk. E, senin e, anlatacağın çok şey var. E, bu spor yayıncılık tarihinde bence çok önemli bir yerdesin sağ olun sizlerin sağ iyi görüşü çok teşekkür, teşekkür ederim Sağ, sağ, ol, sağ ol. kendinize çok iyi bakın Melih'e de çok teşekkür sözü. ediyorum kapanış anonsunu tabii. o yapsın Bansu abi bize söylemek istediğiniz bizi izleyen dostlara söylemek istediğiniz bir mesajınız bu evde kaldığımız ve işte pandemik hayatla mücadelemiz esnasında söylemek isteyeceğiniz şeyleri sizden dinlemek isteriz Öncelikle hem sizlere hem Türk toplumuna sağlık diliyorum. İnsanların bu zor zamanda düşünceli, duygulu ve bu sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Sizleri tanıdığım için, sizlerle meslektaş olduğum için, sizlerle beraber çalıştığım için çok mutluyum. Ayrıca e, unutulmamış evet. olmak beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum, çok duygulandım. Sağ olun, var olun. Biz çok teşekkür evet. ediyoruz. Ee, sosyal mesafe dedin. Ee, bizim aramızda e, belki yüzlerce kilometre olsa da e, biz sizin hemen yanı başınızda hissediyoruz kendimizi. Çünkü Sağ olun. Okay'ın da söylediği gibi bizim burada olmamıza e, TRT ve TRT e, TRT boş, içi boş bir kurum değil. TRT sizlerle TRT olduğu için ve siz de bizim e, hocalarımız, seçici kurulumuz, seçenler olduğunuz için e, yani sağ olun, var olun. E, bence bunun ikinci, üçüncü, dördüncü bölümlerini de yapmamız lazım Okay. Çünkü İstanbul'da. 78-82 Dünya Kupası'na kadar gelebildik. Evet. Dağ çok dünya kupası, dünya kupası. Var. Evet. Evet. Sevgili dostlar, ustamız, hocamız Stan Polatkan'la birlikteydik. Ben Deniz ve Okay Karacan, sevgili Okay'la birlikte. Bizim için son derece keyifli bir yayın oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.